Siz demek nikah memurusunuz öyle mi? Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sizin de işiniz çok güzel. Sevenleri bile birleştirip sevindirirsiniz. İnşallah cennete gidersiniz. İnşallah. Nikaha mı gidersiniz? Evet, şimdiki nesil çok acayip. Biz evlendiğimiz zaman aileler gelirdi değil mi? Tabii canım. Yani köylerden, kasabalardan otobüs tutulur. Arkadaşlar, dostlar, hemşeriler hepsi toplanır gelirlerdi yani bizim nikahımıza. Yahu nikahını kıymaya gittiğim çift kendileri gibi iki tane çutsuz şahit bulmuş evleniyorlar. Anneleri babaları demiyor mu evlatlarımızın müddetini görelim? Anlamadım ki. Ana babaları, ana baba değil ki kardeşim. İnşallah ben kızımı saraylarda evlendireceğim. İnşallah. Yavaş kardeşim ya. Aa, bu benim kızım Dilek değil mi ya? Kızım mı? Hani kızını sarayda evlendirecektin? Ben bunların nikahını kıymaya gidiyorum. Kardeşlik, bunlar evden kaçtılar. Çağırdım, gelin sizi evlendireyim, düğün dernek yapayım dedim. Korktular, gelmediler. Telefonlarıma cevap vermez. Eğer ki bir elime geçirsem, gelin saraylarda evlendireceğim tabii ki ya. İnsan kızının müddetini görmek istemez mi yani? Ben de babayım yani. Senden bir iyilik isteyebilir miyim acaba? Nasıl bir iyilik? Ya abi tamam anlıyorum, gelinlik damatlık giymiyorsunuz, reddediyorsunuz, çok cool bir hareket. Eyvallah ama yani böyle de günlük kıyafetlerle evlenilmez ki yani. Çok saçma bence. Gelinliği falan reddettiğimiz yok Gökçe'cim. Yani bulsak giyeceğiz de paramız yok. Yani o cool'luktan değil, yani parasızlıktan. Abi şu nikah memuru bir an evvel gelse de gitsek. Elemanlar beni bekliyor. Ya sen ne biçim bir adam çıktın ya? Yani en yakın arkadaşın evleniyor ama sen bara gidip demlenmenin derdindesin ya. Hay kafama tüküreyim senin nikah şahidi yaptığım için ya. Aha nikah memuru arıyor. Herhalde adresi bulamadı. Alo? Çınar Bey iyi günler. Bir aksilik çıktı da onu bildirmek için aradım. Adresi mi bulamadınız? Aslında çok kolay. Şimdi siz bana nerede olduğunuzu söyleyin. Yok mesele o değil Çınar Bey. Cenazemiz var oraya gideceğim. Ha, başınız sağ olsun o zaman. Demek gelemeyeceksiniz, ne yapalım? Sizin nikah da akşama kaldı artık, kusura bakmayın. Akşama mı? Akşam kaç gibi olabilir ki acaba? Akşam 9'da ana caddede kardeşler düğün salonu var. Oraya gelin. Bir nikah kıyacağım, aradan sizi de çıkartırım. Yani ama olur mu öyle iki nikah bir arada? Ya fena mı kardeşim? Hemşenlikle evlenmiş olursunuz. İyi tamam. Görüşmek üzere. Ne oldu? Nikah memurunun cenazesi çıkmış, gelemiyormuş. Ama akşam 9'da düğün salonuna gelirseniz sizi nikaha da kıyarım dedi. Tamam tamam gideriz. Ya şu nikah kıyalım da Çınar. Yani kaftana gelin orada kıyacağım desin, yine de giderim ben. Aşkım ya. Yahu şimdi sen evleniyor musun Arif? Vallahi evleniyoruz Nuri Baba. Akşam kardeşler düğün salonunda beyler, hepinizi bekliyoruz ha, ona göre yani. E oğlum dün gece hani bizi evden kovdulardı ya. Sana kızımız yok falan dedilerdi. O dün akşamdı Nuri Baba. Çünkü Arif'im tarifim dün akşam fakirdi. Ama şimdi artık o zengin kızı da verdiler. Zengin mi? Ne zengini? Ne diyorsun Sinan abi? Lan Arif'im tarifim. Bunlar bizim zengin olduğumuzdan habersizler herhalde. Ya siz bizim zengin olduğumuzu duymadınız mı? Haber almadınız mı? Baba, benim Can, Sercan, bir de Arif üçü sayısal loto oynamışlar ortak. Büyük ikramiyeyi kazanmışlar, tam 3 milyon lira. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. Sonra da parayı paylaşınca adam başı 1 milyon lira düştü. Yani zengin oldum. 3 milyon lira he mi o? Tebrik ederim abi, yırttınız. Sağ ol koçum. Kolay gittik. Hatırlar mısın? Senin bana mazide 2700 lira borcun var idi. Acaba bu parayı bana tediye edebilir misin şimdi? Tabii Osman Aga, artık zenginim ya. Tediye ederim, öderim, merak etme. Oh. Allah Nuri Baba, benim de böyle 1 milyonum var ama bu parayı ben tek başıma nasıl bitiririm ya? O yüzden diyorum ki yani... Ya Emre, sen şimdi ne okuyorsun ya kardeşim? Şu tıp fakültesi bitene kadar diyorum ben sana burs vereceğim, tamam mı? Ha, itiraz yok. Çalışma kardeşim sen. Git okulunu oku adam gibi ya. Ya vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Çok teşekkür ederim abi ya. Ne demek? Vallahi bravo, bravo. Çok tebrik ediyorum Arif abicim. Ya Ali Kemal, seni de unutmadım ha. Şu senin beyaz eşyaları da değiştirelim diyorum da şu narenin dilinden de bir kurtul ya. Vallahi tebrik ediyorum. Delikanlı adamsın Arif abicim ya. Ne gerek var canım? Osman Aga. Senle de beraber şu güreş olimpiyatlarına gidelim. Hem tatil yapmış oluruz ha. Benden bir hediye yani.
Vallahi çok tebrik ederim. Ne diyeyim yani, ne diyeyim? Evet Nuri baba. Şimdi babacığım, sen bana babalık yaptın. Aldın beni sokakta, ben serseriyken getirdin buraya, iş verdin, taksiye çıktım falan. O yüzden diyorum, bu durağın mülkünü sana hediye olarak alacağım, lütfen. Teşekkür ederim oğlum da, mülkü bana alma. Yani hepimize birden alırsan ne hala? Bir de bir tavsiye, paranı bu kadar çabuk har vurup harman savurma. Ya aman Nuri baba, siz benim ailem değil misiniz? Benim sizden başka kimsem yok. Şimdi diyorum yani, bu parayı harcamayacağız da neyi harcayacağız değil mi? Benim param sizin paranızdır yani. Yok yok. Senin paran hepimizin parası olabilir ama benim param benim param. Sahtekar, düzenbaz, ahlaksız. Nazım, ne oldu? Niye ağlıyorsun sen ya? Ay aşk kitam ya. Kavuşacağız Farpiş'im. O yüzden ağlıyorum normal olarak. Bunlar sevinç gözyaşları. Ay Osman, nerede kaldı bunlar? Neredeyse gelin. Ya aşkım, emin misin? Nikah memurunun söylediği düğün salonu burası değil mi? Evet aşkım, yani kusura bakma, seninle hiç unutamayacağım bir düğünle evlenmek isterdim. Yani böyle kaçak göçek falan, başkalarının nikahının arasında. Saçmalama Çınar, ben şu an gerçekten çok mutluyum. Yani nihayet birbirimize kavuşuyoruz, önemli olan da bu. Aşkım. Şükürler olsun be kavuşturana. Anne, senin ne işin var burada? Düğün için geldim. Kim evleniyor, tanıdık biri mi? Bu dünyadaki en sevdiğim biri. Ciğerimi köşesi evlenir. Ama abarttın. Kim evleniyor? Sen evlenirsin susak. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun? Bak şimdi şöyle. Osman baba. Hayır. Ne kaçarsın be? Benim peşinden koşturursun böyle. Ben sana kızımı vereceğimi söylemek için kovalarım çocuğum. Ne yani? Kızını bana vereceğini söylemek için mi kovaladın beni? Tabii tabii. Hadi geçin içeriye. Gelin odasında senin gelinin, senin de o siyah elbisen var hani, damatlık mıdır nedir? Hadi onları giyin. Ben kızıma çok güzel bir, prenseslere layık bir düğün yapacağım. Bana da o yakışır tabii. Bir dakika, bir dakika. Nikah memurunun bize burada randevu verdiğini siz nereden biliyorsunuz? Amanım ya, kulak asma. Hadi geç bakalım, geç hadi. Hadi tamam. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Geç geç. Hadi canım hadi. Siz kimsiniz be? Nikah şahitleriyiz. Ha iyi. Ha, hadi isterseniz siz de üstünüzü bile değiştirin. Ya biz böyleyiz. Ha, sen ne yani? Nikah mı lazım? Evet. Osman, ha, geldiler mi? Geldiler, geldiler. Siz geline damat girer girmez bizim havayı çalacaksınız. Tamam ağam, tamam. Osman aga, gözün aydın. Çifte düğün yapıyoruz, çifte düğün. Oh,
Adana'da Ali.